Merhaba, ben Duygu Demir. Şu anda bir konser salonundayım. Çello sanatçısıyım. Üzerimde uzun siyah bir kıyafet, uzun dalgalı saçlarım var. Ben 26 senedir çello ile uğraşıyorum. Yaklaşık 15 senedir bestecilik çalışmaları yapıyorum. Çok farklı alanlarda eserler üretmeye gayret ediyorum. Bunun içinde dünya cazı, rock, film müzikleri, doğaçlama müzikler ve çok farklı stillerde başka müzikler de mevcut. Kendi yolumda yaratıcı müzisyen olarak anılmaya çalışıyorum. İlk olarak çaldığım parçanın ismi Heart Smile. Heart Smile zor zamanlardaki acı gülümselerimizi anlatan bir parça. Genellikle rock içeriğine yakın klasik yapıdan çıkan biraz daha sert bir parça. Özellikle pandemi döneminde mücadele halindeyken gülümsemeye çalışmak ve ayakta kalmaya çalışmakla alakalı, mücadeleyle alakalı. İkinci parça Dilbaz'dı. Dilbaz benim daha önce sözlü bir caz parçası ve ansambl için yazmış olduğum bir parçaydı. Çello için albümümde aranje ettiğim versiyonunu çaldım, solo çello için. Dilbaz daha çok enel hak, insanın ben tanrıyıma ulaşmasıyla ilgili bir yolculuğu anlatan bir parça. En son parça Deli Diken benim ilk göz ağrım. Çello için yazmış olduğum, epey de eski bir parça. 2009'da yazmıştım zannediyorum. Çello için yazmış olduğum ilk ciddi çello bestesidir. Türkü formunda ve daha sonra barok müzik esintileri ve çeşitli yapılar taşıyan farklı formda bir eserdir. Türkiye perspektifinden bakarsak bu konuya henüz fırsat eşitliği konusunda çok gerilerde bir ülkeyiz. Yani bir kadının toplumda anne ve aileye bağlı bir birey olmadan kendi kendine var olması henüz tamamen kabul edilmedi Türkiye'de. Ve özellikle aile içi şiddet ve taciz olayları yüzünden hepimiz çok üzülüyoruz ve bu konuda iki jenerasyon eğitim vermemiz gerektiğini, ancak bu şekilde bir yol alabileceğimizi düşünüyorum. Bir kadın sanatçı olmak, bir kadın enstrümantist besteci olmak, şarkıcı olarak kadın olmak çok problem değil Türkiye'de. Ama grup lideri, projelerin başındaki insan, aranjör ve besteci, film müziği bestecisi olarak kabul edilmek, ciddiye alınmak çok fazla zaman alıyor. Ve hala çok klasik müzisyen gözüyle bakıp hani beste yapan bir müzisyen olduğunu kabul etmemek için özellikle bir direniş görüyorum erkek müzisyenlerden, ama gerçekten çok gönül veren insanlarda bunu görmüyoruz tabii ki. Müzik için seven herkes desteklemeye çalışıyor. 10 aylık büyük bir karantina ve ağır bir hastalık atlattım. Ben de Covid mağdurlarındanım. Uzun zamandan sonra mesleğimizi ve yaratıcılığımızı ve kadın olarak, bir sanatçı olarak kabullenilmiş olmak benim için çok kıymetli. Özellikle festivale buradan çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve birazcık müziğimize, sanatımıza geri dönmek için güzel bir vesile oldu. O yüzden dünyadaki bütün BAF festivalleriyle beraber bu tema altında birleşmiş bir şeyin içinde olmaktan açıkçası gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Thank you.
Thank you.